şiddetle ihtiyacı olan bir takım olarak geldiğimiz... Mikrofonu alabilir miyiz hocam? Mikrofon. Yeşil yanıyor. Size doğru çevirin hocam. Şimdi? Şiddetle boğana ihtiyacı olan bir takım olarak geldik. Ama elimiz boş dönüyoruz. Geçmiş olsun denilmesi bu üçüncü kez üst üste oldu. Tebrikler denilecek bir ortam, bir müsabaka oynamak tabii beklentilerimizdi. Ama sahada ayakta durduk. Belki kırılma anı olabilirdi müsabakada. Onu elimize geçiremedik. Daha sonra neler olabilirdi? Tabii ki bilinmeyen ama belki beraberliği yakalamış olsak farklı şeyler doğabilir miydi? Tabii ki doğabilirdi ama yine de mağlup olarak evimize dönüyoruz. Görüntüde Beşiktaş bizim rakibimiz değil gibi görünse de ligin boyunun kısalması bizi her müsabakada karşılaştığımız bütün takımları kendi rakibimiz olarak algılamak zorundayız. Dolayısıyla bu anlayışımızı sürdürüyoruz ama dediğim gibi bu müsabakada da belki o, genel olarak baktığınızda iyi oynamış bir takımın mahcubiyetini belki yaşıyoruz ama yine de kazanmayı isterdik, kazanamadık. Beşiktaş'ı kutluyorum. Yani Fenerbahçe maçına kadar 4-5 maç bir birikim oldu. Bence esas şey Gençler Birliği müsabakasında rakibiniz olarak görünen bir takıma karşı bütün takımın performansının aşağıda olması sizi belki güvensiz bir ortama itti. Yoksa Beşiktaş gibi ya da Galatasaray gibi, Trabzonspor gibi veya Fenerbahçe gibi takımlarla oynarken oyuncular kendilerini ifade etmede daha yüksek bir konsantrasyona uğruyor. Bu da sizin antrenör olarak zaman zaman işinizi kolaylaştırıyor. Ama dediğim gibi buradaki durum bir enerji boşalımı olabilir. Tam tespit de yapamıyorsunuz. Fiziksel olan şeyleri, değerleri bulabilirsiniz. Ama ruhsal olanları takip edip yakalama şansınız biraz zor antrenör olarak. Zaten biz hep ondan korkarız, endişe duyarız. Dediğim gibi elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bir de önümüzdeki müsabakalar, Rize müsabakası, Antep müsabakası ve diğer müsabakalarda kendimizi daha iyi ifade edebiliriz diye bir bilinçaltı da geliştiriyoruz belki. O da bizim bazı müsabakalardaki performansımızı aşağı çekebilir. Ama yine de yolumuza devam edeceğiz. Antrenör benim için çok kolay. Bir şeyleri çok kötü gibi göstermek ya da zamansız göstermek, işte kendime bir takım avantajlar elde edici konuşmalar yapabilirim. Ama bence gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Bu bizim ülkemizin bir gerçeği. Ama ben sorun çözmek için buradayım. Elime verilen her türlü kaynağı ya da oyuncuyu antrene etmeliyim. Onun ruhsal durumunu iyi duruma getirmeliyim. Benim görevim bu. Elimden gelenin en iyisini yapmakla sorumluluk alıyorum. Mazeret üretmek hiçbir zaman yapmadım. Ama antrenör yapması gerekir mi? Bence yapmaması gerekir. Çünkü iyi ücret alıyoruz. İyi şeyler bize sunuluyor. Zamanlamayla ilgili ya da lojistik ya da stratejiyle ilgili yönetimsel bazı hataları da söyleyip önümüze koyup ya da toplumun önüne koyup kendimizi arka tarafta sütrenin arkasına gizleyemeyiz. Ben daha açıkça geldiğim görevi elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Eğer başaramazsam zaten bizim iki tane çantamız var. Birisi idamlık çantası, birisi de bayramlık çantası. Bize ya idamlık çantayı verirler ya bayramlık çantayı verirler. Yani dolayısıyla şikayet edemeyiz. Teşekkür ediyorum.